Kahveler Bizden'den herkese merhaba. Biz bugün yine stüdyo olarak çok enerjiyiz. Yanımda hepimizin çok severek takip ettiği bir isim var. Aslında ben ona kendimce moda bekçisi de diyebiliyorum, moda avcısı da diyebiliyorum. Bugün Pelin Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Aslında çok iyi değilim. Hasta hasta geldim bugün ama. Evet. Çok keyifli biliyorum. Kaçırmak istemedim. Ama kusura bakmasın seyircilerim biraz rahatsızım. Sesim de iyi değil. Ama, evet, zaten takip edenler görüyordur griptiniz son günlerde. Aynen, en çok ben duattım sizi. Sizi burada görmek için. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bir böyle en başından bir konuşmak Tabii. istiyorum sizinle. Uzun yıllar Paris'te yaşadınız. Evet. Daha sonra eşinizle birlikte bir markanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyordunuz. Evet, aynen. Daha sonra 2008'de 1-2 saatlik keyif almak için bir blog açıyorsunuz. Tabii tabii, evet. Moda ve sosyete ilk o zaman giriyor hayatımıza. Ve daha sonra da bu bir meslek haline gelmeye başlıyor. Aynen öyle. Nasıl bu kadar büyüdü bir anda? Yani kesinlikle o zamanlar hayalini bile kuramadığım bir şekilde hem de. O kadar amatörce yapıyordum ki bu işi. Sen de dediğin gibi günde işte bir saatimi, iki saatimi, o zamanlar blog rüzgarı daha yeni yeni Türkiye'ye gelmişti. Hatta o kadar ki kendi ismimi bile ben seçmedim. Blogspot'un vermiş olduğu isimden yola çıkaraktan. Ha, o kadar amatördü. Resimlerimi kendim o zamanlar işte akıllı telefonlar yoktu. Scan eder öyle yapardım. Bize çok nostaljik geliyor sizin böyle anlatınca. Tabii ben şimdi. Şu an onlar hala hatta yayında. Ara ara bakıyorum. Hatta gülüyorum da. Ama çok tabii ki dediğin gibi çok güzel geliyor bakmak. Hiç tahmin edemediğim bir şekilde sadece işte günümden bir saatimi eleştirmeyi sevdiğim için o zamanlar eleştirmeye kimselerin cesaret edemediği isimleri konu ederek tabii kim olduğum bilinmeden, onun da altını evet, çizmem gerekiyor. Ne ismim, ne yüzüm, hiç kimse tanımıyor. En yakın arkadaşlarım bile bilmiyordu. Yani o kadar benim olan bir şeydi o. İşte zamanla, yani 2-3 sene içinde patladı zaten. İnanılmaz tıklara ulaştı. Kulaktan kulağa her zaman en güzel yol bu işte. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü o zaman yaptığınızın ön planda olduğunu görüyorsunuz. Yani siz kimliksizsiniz, kim olduğunuz bilinmiyor. Ne yaptığınız beğeniliyor demektir. Evet. Ben de böyle yola çıktım. Böyle hani her şey bir şans aslında. Doğru zamanda doğru şeyi yapmışım demek ki öyle diyorum. Evet, bir de 2008'de yani evet. Facebook var, Instagram, Twitter, aynen, Snapchat aynen, hiçbiri yok. İlk hiçbiri 50 binle başlamışsınız. Tabii, tabii. 2-3 sene sonra ne kadara çıktı bu rakam? Tıklanmalar. Ben 625 bini gördüm. Benim için çok büyük bir rakam tabii bu. O döneme bu. Göre de çok ilginç tabii, aslında. Tabii tabii yani bütün hatta ben konu ettiğim, konu ediyordum. Ertesi gün ulusal gazetelerde görüyordum falan. Yani hani o kadar güncel konuları ele alıyordum ki çünkü. İşte cemiyet hayatı oluyordu, ünlüler oluyordu. Bir de biraz o zamanlar epey sivri dilliydim. Hadi şu an biraz diyeyim. Ama o zaman epey sivri dilliydim. Tabii o insanların dikkatini çekiyor. Çünkü eleştiri her zaman daha çok dikkat çekiyor. Maalesef evet. diyeceğim. Gerçi bu benim işimin bir parçası maalesef demek ne kadar doğru bilmiyorum ama ondan besleniyorum ben de çünkü. Ama eleştiri her zaman iyiden, güzelden daha fazla dikkat çekiyor. Evet ama insan biraz da böyle o ekrandaki pırıltılı görüntünün ardından yine başka birinin yorumunu merak ediyor. Yani hani bizden biri gibi yorumladığınız için aslında ben belki çok keyifle de, takip ediyorum belki, sizi. Evet çok konuşma dili kullanıyordum, çok sokak dili kullanıyordum. Yani okuduğunuz vakit hani böyle hatta dil bilgisine bile bazen hiç önem vermiyordum. Çünkü aslında blogun felsefesinde de o var. Evet. Çok güncel olmalı, çok sizin hayatınızdan olmalı. Bir şekilde hiç çalışmadan, dediğim gibi hiçbir ön hazırlık olmadan, yani o kadar hatta yani hala bile şaşırıyorum nasıl o günden bugüne bu iş gelebildi. Evet, bir de Sabah Gazetesi'nde sonra tabii. köşeniz, orada yazmaya başladınız. Aynen. O anda isminiz belli oldu değil mi? Herkes sizi i̇şte, orada tanıdı. Evet, o çok büyük bir riskti ama yani yani Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinden teklif alıyorsunuz. Evet. Köşede yazmak için ve seni serbest bırakıyorlar. Yani istediğin gibi yaz, blogda ne yapmak istiyorsan aynısını burada da yap diyorlardı. Tabii kesinlikle reddedebileceğim bir şey değil. Artık onun da diyeti oldu, yüzüm ortaya çıktı, adım evet. ortaya çıktı.
Evet. Peki ya bloğun havası başka diyor musunuz? Yani sizce gazetede yazmakla orada yazmak aynı hissini hissettiriyor? Yani hepsinin dinamiği farklı. Dergi, gazete, blog hepsinin dinamiği farklı. Ama tabii ki hiçbir zaman blogdaki ismimin kim olduğumu bilinmediği zamanlardaki rahatlık olmuyor. Nasıl tepkiler aldınız? Yani ünlüler sizi artık biliyor ve daha sonra Marie Claire'de röportaj yapmaya gittiniz. Harper's Bazaar, evet. Nasıl tepkiler aldınız? Ya aslında hiç öyle kötü, insanların böyle tahmin edebileceği sert tepkiler almadım. Bilmiyorum neden alabilirdim daha, yani öyle de olabilirdi ama hiçbir zaman onu yaşamadım. Belki de gerçekten doğruları yazdığım için mi diye düşünüyorum. Evet, bence de öyle. O da olabilir ama hiç öyle rahatsız edici. Ha, blog zamanında kim olduğum bilinmediği zaman da daha çok tepki alıyordum. Örneğin mahkemeye verilmeler falan, onlarla uğraşmıştım çünkü zamanında tabii. Ama ortaya çıktıktan sonra hiç kimseden bir ses... Bir sakinleşme oldu. Evet, yani ben de şaşırdım. Niye olmadı? Yok, hayır hiç. Evet, peki ya blog... Dün ölüyor mu ya blog yazmak acaba? Çünkü şimdi Instagram'da da siz çok aktifsiniz. Ben sizi oradan çok severek takip ediyorum. Sanki artık eskisi kadar bloglara girmiyoruz gibi hissediyorum ben. İşte her şeyin bir dönemi var. Ne yazık ki yani ne yazık ki demek gerekiyor mu onu bilmiyorum ama bir şekilde update ediyoruz hep kendimizi. Yeniler yani şimdi işte Twitter vardı, Facebook vardı, şimdi Instagram var, Snapchat. Şimdi bundan sonra ne olacak hiç bilmiyoruz ama blog evet biraz naftalin kokmaya başladı diyebiliriz. Artık hani ben çünkü kendimden biliyorum. Benim blogum artık aktif değil örneğin. Ama hani yine aktif yapmak için çalışmalarım var ayrı ama sizinki tutar gibi de geliyor bana. Siz tekrar bloğa dönseniz. Bilmiyorum, göreceğiz. Ama her şeyin bir dönemi var. Şu an Instagram örneğin. Yani Instagram müthiş bir dev. Facebook daha çok böyle bir ailevi oldu. Resim paylaşma oldu. Eskileri bulma oldu. Eski dostlara kavuşmak oldu. Evet. Twitter artık güncel haberleri takip etme oldu. Evet. İşte politik ne varsa onları hemen peki, oradan takip ediyorum. Siz YouTube'a hiç girmeyi düşünüyor musunuz? Artık siz de biliyoruz zaten. Ya YouTube'da geçenlerde, anlatmayı. Geçenlerde evet öyle bir şey hatta takipçilerime de sordum. Hani geleyim mi diye. İnanılmaz geri dönüşler aldım ve durum eşit. Bazıları diyor ki hiç artık girmeniz gerek yok. Hani bence kulağı tersten gösterme gibi diyor. Birileri de diyor ki evet mutlaka girmelisiniz çünkü bu tarz yapan yok. Bilmiyorum, düşünüyorum ama sanırım en büyük düşmanım bu konuda vakitsizlik. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bir de modaya olan ilginiz ne zaman belirginleşti? Çünkü çok farklı bir meslekteymişsiniz aslında. Evet, evet. Tamamen merak, tamamen ilgi, tamamen kendi hayatım. Her zaman çok ilgim oldu. Çocukluktan itibaren. Alışverişi çok seven bir insanım. Arkadaşlarımla modayı konuşmayı çok severim. Eleştirmeyi, dergi okumayı, araştırmayı. Yani o benim her zaman hayatımda olmuştu. Evet. Bir de son zamanlarda işte geçtiğimiz yıllarda bu sene pek yok ama işte bu gardırop savaşları, işte benim stilim gibi bir sürü böyle moda programları çıkmaya başladı televizyonda. Ben en çok sizin düşüncenizi merak ediyorum bu programlar hakkında aslında. Sizce faydalı mıydı onlar? Ya ben seyrettiğimde çok keyif alıyorum. Yani hepsinin farklı tadları var sonuçta. Evimdeysem eğer denk gelmişse izlemek yaptığımı mutlaka izliyorum. Yani o da keyif verici bir şey. O da olmalı. Ama hani sonuçta hangisi daha iyi siz seçebiliyorsunuz. Evet. O sizin elinizdeki kontrole bağlı. Evet. Peki teklif gelse gider misiniz jüri olarak? Geldi daha da. Öyle mi? Evet, öyle bir durumlar oldu ama yok benim vaktim hak kesinlikle. Yani o her gün yapabilecek bir şey. Nasıl yapacağım onu? Bir çocuğum var, anneyim, bir de böyle bir kimliğim var. İşim var, sosyal hayatım var. Yapamam yani, onu götüremem. O yapabilenleri de bravo. O zaman söyleyelim, yapamam. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki göremeyeceğiz. Ama ben işte bunu bir şekilde Instagram'da yapıyorum aslında. Yani hani ekranda değil de bir şekilde elinizdeki cep telefonundan görebiliyorsunuz. Benim de platformum orası olmuş oluyor. Evet. Bir de siz hep böyle stil ve şık olmak arasındaki farkı anlatırsınız aslında. Evet, evet. Stil olmak daha zordur dersiniz. Mesela Türkiye geneline baktığımız zaman sizce şık mıyız, stil miyiz? Ay, açım. Geçenlerde paylaştığım şeyden sonra bu soru. Bizim kadınlarımız şık. Ben öyle söyleyeyim. Şıklığa meraklı, markaya meraklı, alışverişe meraklı.
Ama stil sahibi olmak çok başka bir şey. Zaten o stil sahibi olduğunuz vakit, yani stil sahibi olmak bir kimlik. Sizin hayatınız, sizin evinizdeki sehpanın üstüne koymuş olduğunuz bir şu bile sizin stilinizdir. Yani o çok geniş bir pencere. Evet, ve her bütçedeki insan stil sahibi olabilir aslında, değil mi? Evet, aynen. Benim anlamadığım da şöyle bir şey. Stil sahibi olmak hani mutlaka çok beğenilmek anlamında algılanıyor. Aslında yanlış. Evet. Yani çok beğenilmeyen şeyler bile eğer bir insanla özdeşleşmişse zaten o stil sahibidir demek. O yüzden böyle bir yanılma var. Stil dendiği vakit her zaman olumlu olmuyor. Beğenmediğimiz bir algı bile, bir obje, bir şey bile ama ön plana çıkartmışsa o zaten sizi otomatikman stil sahibi yapmış evet, oluyor. Bir de bana şöyle geliyor, yani stil sahibi olmak sanki yetenekmiş gibi geliyor bana. Evet, evet. Yani stil sahibi olmaya çalışıyorsanız olamazmışsınız gibi algılıyorum ben. O kadar sırıtıyor ki ve o kadar belli oluyor ki aslında. Zorlama sadece yapan sanki fark etmiyor onu ama karşınızdaki mutlaka onu fark ediyor. Evet. Ama hani Türk kadını çok meraklı, yani çok meraklıyız. Çok bunlara seviyoruz süsü. Hatta mesela bazen böyle farklı stillerde bir şeyler beğeniyorum. Diyorum ki uyduracağım onu bir şekilde ama giydiğim zaman o kadar sırıtıyorum ki diyorum ki inanılmaz, hani ablam da görüp beğeniyorum. Onda çok uyumlu duruyor. Kendim giydiğim zaman diyorum ki inanamıyorum. Herhalde bu tarz bir şey. Kişinin ruhuna ya aslında bu işin matematiği o kadar da zor değil. Herkesin bir vücut yapısı var. İnce, işte hafif toplu, kilolu. Yani vücudunuza göre giyinmeyi bildikten sonra, o şeyleri aldıktan sonra, şifreyi bulduktan sonra aslında çok da zor değil. Evet. Benim hep tepkim insanların vücut yapılarına göre doğruyu bulamamaları. Oradan çıkıyor. Hani bu benim çok sert eleştirdiğim sanılıyor ama aslında çok basit bir şey. Hani ben de örneğin kilolu biriyim. Hani gidip de son derece dar bir şeyi giyemem, anlatabiliyor muyum? Ya da hani gidip 36 bedeni üstüme geçiremem. Hani bu o kadar basit ki aslında bu bulunsa, birazcık da üstünüze kendinizden bir şey katsanız aslında iş bitirmiş oluyorsunuz. Evet, bir de görüyoruz mesela işte moda çok yeni bir parça görüyoruz. Belki vücudumuzla alakası yok ama aynen, sırf şık olmak için giyiyoruz. Aynen, aynen. O da öyle i̇şte bir görüntü oluyor o olmuyor ki işte. Tam bir kalp kırıklığı orada ben oluyor. Devreye giriyorum işte. Evet, işte orada sizin Instagram'ında herhalde aynen, bütün sosyete dünyası yakalanıyor. Sizden korkuyorlar mı sizce? Bilmiyorum. Bence bir risksiniz. Bilmiyorum. Yani halkın tarafından onları anlatıyorsunuz gibi. Bilmiyorum. Tam bir risk yani hiçbir fikrim yok bu konuda. Peki size hiç yazanlar oluyor mu işte? Lütfen beni eleştirir misiniz diyenler oluyor mu sayfanızda? Sır mesela ünlü, yeni ünlü olan bir sürü isim var mesela. Evet, evet. Böyle çalışmalar var. Böyle kıyıdan diyeyim, böyle çaktırmadan, belli etmeden kulağıma ama geliyor. Çünkü DM denilen hani bir dünya var. Eleştirsin. Aynen öyle. DM denilen bir dünya var. Mutlaka oradan insanlar size artık ulaşıyor. Artık herkes çünkü ulaşılır. Bir şekilde bana öyle şeyler geliyor ki hani ajanslarda konuşulduğuma dair, hani sırf eleştirmek adına bir şekilde nasıl hani sayfasında yer alabiliriz, bunun şeyi nedir, yolu nedir, evet, böyle çok 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 enteresan şeyler geliyor. Hoşuma gidiyor tabii, güzel bir şey ama profesyonel öyle bir çalışma yapmadım şu ana kadar. Öyle mi? Peki. Hayır, kesinlikle. Yani neyse ne, hani beğenmediğim bir şeye hayatta şu ana kadar beğendim, o bir benim ünlü bir hashtagim var, love it. Katiyen koymadım yani, o yüzden çok rahatım. Peki diyelim ki bir ismi çok seviyorsunuz, kişisel tanıyorsunuz, çok iyi biri ama kombinini gördünüz, berbat. Koymuyorum. Kayırıyor musunuz yani biraz? Kayırıyorum, evet. Ne ve yer vermiyorum, aslında yer vermiyorum. Hani kesinlikle eğer o beğenmediğim bir şeydi, ne kadar seversem seveyim, kesinlikle yer vermiyorum. Öylesine hani eleştirmiş olmuş oluyorum. Peki özelden söylüyor musunuz? Ya bak bunu giymişsin yapma falan dediğiniz o ünlüler oluyor mu mesela? Çok kötü gördünüz, hadi göz ardı ettiniz. Ya ben bu yüzden hani arkadaşlıklarımdan dahi oldum. Hani öyle bir tuhaf bir dünya ki bu. Hani çünkü ne olursa olsun bir şekilde aynı sektörün insanlarıyız. Ve bir şekilde işte mesleklerimiz kesişiyor. Ve benim arkadaşım eğer onu giydirmişse, ben beğenmemişsem beğenmediğimi yazıyorum ve gerçekten küslükler, kavgalar, onları da çirikler yaşıyorum. Biz kadınlar tabii biraz hassas olabiliyoruz galiba bazen. Ama benim işim bu. Yani benim işime saygı duyulmadıktan sonra yapabilecek bir şey yok. Evet, işim bu diyorsunuz. Ne kadar güzel sahiplenmişsiniz aslında. Ay evet, evet. Öyle. Yani severek yapıyorum. Yani realist bir bakış açısıyla yapıyorsunuz.
Mesela geçen gün sayfanıza da okudum Sabah gazetesinde. Türkiye'nin güzellik algısıyla ilgili, o yüzden size soru sormak istiyorum. Mesela Rihanna şu anda kilolu kadınlar da güzeldir gibi bir çizgiyle ilerliyor. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ama Türkiye'de çok kötü eleştiriler aldı. Mesela Öykü Taşbaş, Muç defilelerinde çıkan bir mankenimiz, çok da genç bir yaşı var. Ama Türkiye'de dalga konusu oldu tamamen. Ne düşünüyorsunuz yani? Niye böyle yapıyoruz? Ya, bir kere hala bir türlü çözemediğimiz konu, her markanın bir kere defilelerde bir konseptinin olduğu ve o konsepte uygun, bize çok aykırı gelse bile bir güzellik, bir çizgisinin olduğu ve o çizgiye göre simaların, fiziklerin seçildiğini anlamıyoruz maalesef. Öykü her tarza uymayabilir, çok sıra dışı bir güzelliği ve Gucci gibi bir markada yürüyebilme başarısına sahip olan bir isimden bahsediyoruz. Bir gurur aslında. Yani, evet, benim anlayamadığım o, yani eften püften şeylerden gurur duyuyoruz ama kız gitmiş Gucci gibi bir markanın ve hiçbir reklamı yok kızın. Tanımıyoruz, orada tanıdık. Yani hiçbir tanıdık vasıtası da yok. Hayır, değil mi? Hayır, hiçbir şey yok. Tamamen bir paylaşımdan sonra kız keşfediliyor ve Gucci'ye çıkıyor. Muazzam bir başarı. Başka tarzların olduğunu da görmek çok güzel. Yani hani nedir güzellik algısı, zaten çok kişisel. Herkese evet. göre değişen bir algı bu. Ve Öykü'nün zaten bu şekilde çıkmış olmasına ben bayıldım. Çok yani müthiş cool. O gösterilen tepkiye vermiş olduğu karşılıklar, yani o kadar güzeldi ki. Çok mütevazı ve ağırbaşlıydı. Bayıldım. Ben zaten söyledim, tebrik ettim de zaten DM'den kendisine. Bayılıyorum dedim sana. Sağ olsun, hemen tabii kontağa geçtik falan. Yani müthiş bir başarı. Rihanna'ya gelirsek. Ben şahsen mutluyum ama Rihanna'yı çok sevdiğim için. Tabii ki eski Rihanna'yı özlemiyor değilim. Onu da altını çizmem gerekiyor. Ama her tip kadını görmek tabii ki çok güzel. Sadece 34-36 beden insanları değiliz bizler. Moda yaşasın artık, kilolar diye. Moda artık her bedenden kadına hizmet etmeli ki. Yurt dışında görüyoruz artık epey kilolular, yani 44-46 beden kadınları bile özel koleksiyonlar yapılıyor. Eskiden olmazdı bile. Ünlü markalarda bile 42'den sonrası bulamazdınız, yoktu. Artık özel koleksiyon çıkarılıyor. Güzel gelişmeler, buna olmalı. Evet, ben de çok beğeniyorum yani. Biz yani Türkiye'de aslında güzellik algısı böyle aynalaşmaya doğru gidiyor ama sanki dünya bunu aştı da biraz daha böyle unique güzelliklere yoğunlaşıyor gibi. Biz biraz geriden mi geliyoruz acaba diyorum. Mesela Öykü Taşbaş'a yapılan eleştiriler bana hep bunu düşündürüyor. Ama biz çabuk öğreniyoruz. Onu da geçeceğiz, onu da aşacağız. Yani her türlü farklılığın olduğunu ve her türlü bedene, kadına, işte eğitime, ne olursa olsun hepsine hizmet edebilmeli moda. Modanın da güzelliği bu olmalı zaten. Evet, bir de çok güzel isimler var burada. Dilara Fındıkoğlu, Zeynep Arçay, Cengiz Abazoğlu, Rayze Manessa, Zeynep Tosun gibi isimlerden bahsetmek istiyorum biraz. Hepsini yurt dışında artık görüyoruz. Evet, Hollywood'da görüyoruz onları. Müthiş gurur verici bir şey. Biraz geliştik mi acaba? İlerliyor muyuz böyle? Açıldık gibi geliyor bana. Tabii ki, çünkü onların nasıl ilerlenildiği keşfedildi. Yani yurt dışında showroom'una koleksiyonunu gönderme, orada stil danışmanlarıyla tanıştırma ve oradan artık Hollywood'un kırmızı halısına yayılma. Bu işlerin nasıl ilerledi, öğrenildi, çözüldü, o şifreler bulundu ve tabii ki iyi olan artık görebiliyoruz rahatlıkla. Evet. Yani daha yeni Victoria's Secret'ın şeyinde bile, kırmızı halısı demişim, pink carpet'ında bile Rice Panessa'dan iki tane ürün gördük. Evet, demişken bir onların after party görüntüleri var. Birazdan televizyondan izleyeceğiz. Daha güzel. Hazırlandığında bir sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü çok cesur kıyafetler giymişler. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Şimdi çok güncelsiniz. Mesela ben dünyadaki eventleri aslında sizin sayfanızdan da takip edebiliyorum. Çünkü hani hem Türkiye'de hem dünyada olan işte etkinlikler, after partileri çok iyi takip ediyorsunuz. Nereden takip ediyorsunuz bu kadar güncel? Sosyal medya ve internet, yani onlardan artık takip ediyorum. Yani onları kaçırmıyoruz. Yani Instagram inanılmaz artık. Yani saniyesinde hani bakıyorum, ilk paylaşım 17 saniye falan görüyorum böyle ama ben görmüş oluyorum onu artık. Yani sosyal medya müthiş bir ama şey. Ama yurt dışındakileri de çok iyi takip ediyorsunuz. İşte ben sizden takip ediyorum mesela. Hashtaglerinden artık neyse özel bir sayfası varsa onlardan mutlaka takip ediyorum.
Peki sizce Türkiye'nin stil sahibi isimleri kimler? Ay eyvah. Stil sahibi. Beğeniyorum dediğiniz. Ya beğendiğim isimler var. Evet. Ünlülerden mi, cemiyetten mi? Cemiyetten de olur, ünlülerden de olur. Çok bilindik isimler aslında. Yani işte Yasemin'i çok beğeniyorum. Özilhan, Arzu Sabancı, Derin Mermerci. Onun da bloğu var sanırım Derin Mermerci'nin. Evet, evet, DM Stil. Bunlar çok bilindik isimler ve hakikaten bütün giydiklerini çok beğeniyorum. Yani daha çok var. Berin Okçu'yu çok beğenirim. Etel Baler'i beğenirim. Şu an birdenbire sorduğunuz aklıma gelmedi ama çok kişi var. Evet. Ünlülerde çok yok. Öyle diyeyim ben. Peki şöyle bir soru soracağım ama cevaplamak istemezseniz cevaplamayın. Eyvah. Bir türlü iyi giyinmeyi de beceremiyor dediğiniz isimler var mı? Var tabii ki. Fahriye Evcan. Çok bir güzel türlü, ama. Bir türlü onu beceremiyor. Beren Saat. O artık kronik olmuş bir durumda. Çok güzel kadınlar bunlar. İşte benim de anlamadığım. İstedikleri her şeyi üstlerine rahatlıkla yakıştırabilecek insanlardan bahsediyoruz. Evet. O zaman sinirleniyorum. Gerçekten çok yani iyi yüz çok güzel, endam harika, vücut yıkılıyor. Yani hani hani maddi olanağın var, çevren var. Hani bu niye olamıyor? Genelde işte bizim ünlülerde Tuğba Büyüküstün örneğin mesela öyle bir ismimiz de var. Genellikle arkadaş ilişkileri ve genellikle bedavacılık diyorum ben buna artık. Evet. Yani kıyafete para vermek istemiyor. Bir şekilde kontağını kullanıyor. Kontak kullanıldı mı da işte o iş olmuyor maalesef. Yani yurt dışına baktığınız vakit Jennifer Lopez yılda 100 bin dolar ayırıyor. Yani kadın evet. Buna niye ayırsın ki 100 bin? Jennifer Lopez'den bahsediyoruz. Ama bu işin sistemi budur. Maalesef bu bize daha gelemedi. Gelecek diye ümitliyim ama evet. O kadar da ümitsizliğim. Böyle arkadan geliyoruz yani. Yani çok zor değil çünkü. Yani onlar için bu bahsettiğim kadınlar çok güzel kadınlar. Çok zor evet. Değil. Tepkim de bazen böyle hırçınlığım da bu oluyor işte. Evet ben de diyorum ki arkadaşlarımda bile oluyor. Diyorum ki ya zaten zayıfsın. Zayıf evet, olunca evet. Her şey oluyor. Niye bunu yaptın kendine evet, dediğim oluyor yani böyle. Şimdi bizim mankenleri görüntülerimiz hazırmış. Victoria's Secret'ın After Party'si. Harika. Bir bakalım. Bakalım. Buradan görebiliyor musunuz? Lies Ribeiro. Evet. Jasmine Tooth. Ben aslında bu seneki şeyi pembe halıyı pek beğenemedim. Hani benim wow süper dediğim işte bir Raisa Vanessa'yı giyen model evet. Vardı. O çok yakıştırmıştı. Devam edebiliriz görüntüye. Ama yani yine o bile yani hani süper wow'luk değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir isim yok da özellikle Adriana Lima şaştım kaldım onu ben dün paylaştım. Evet. O buruşuk etekli filan. Yani evet. Hani o eski şaşalığı göremedim. Sanki bir yorgun gelmişler gibi. Evet yani manavi hani ilk kez belki de bilmiyorum ilk kez hani Tülin Şahin var diye belki bu kadar çok bakındım. Hani eskiden de gerçi bakıyorum ama yani evet. İlk kez sanki böyle anlaşmışlar gibi. Böyle, çok çok beğendiğim bir şıklık yoktu. Evet. Ben de bir yorgun geldiler. Hele Adriana yani, Lima'ya yazdığınız evet, posta çok yani güldüm. Yani Candice, ben bayılırım o kadına. Müthiş, olağanüstü bir kadın. Kıyafetine inanamadım. Baksanıza. Evet, yani... Ha, bu kadınlar hani vücutları müthiş olan kadınlar ama öyle bir şey giyilmiş ki... Hani ben kötü görüyorum hani bu evet, vücudu değil mi? Gerçekten öyle yani. Bu kadar güzel bir fizik ancak bu değil kadar mi? Şey olur gibi geliyor. Başka neler var? Evet, yani aynen... mana veremedim. Evet. O bacak şu yırtmaç o bacak niye öne atılıyor? Hiç mana evet. Veremiyorum. Bu bir sahne kıyafeti örneğin. Bir özensiz diyorsunuz yani. Olamadı. Yani hani bayılamadım. Öyle diyeyim. Evet ne yazık ki biz de öyle. Bir de şimdi önce kızınızla ilgili çok merak ediyorum. Mesela kızınız bir gün geldi dedi ki anne ben manken olmak istiyorum. Tepkiniz ne olur? Yapsın yani severek yapacaksa ne yaparsa yapsın her zaman. Yani göz önünde olması sizi rahatsız etmez. Ah ya yani yanında olurum her zaman her şekilde ama onun hayatıdır sonuçta. Sevdiği işse amenna yani yapabilecek hiçbir şey yok. Evet. Her zaman destek oluruz. Evet peki bir de şunu sorayım. Diyelim ki izleyenlerimiz var diyorlar ki şahsi eleştiri yapıyorlar. Ya ben stil değilim diyorlar. Ne yapsınlar? Ay stil danışmanları var. Yani ama bu, o da sanki bana şey gibi geliyor. Yani o kendi stilini karşısındakine... Ama şöyle bir şey var. Stil danışmanı şöyle diyebiliriz.
hani stil danışmanıyım deyip hani işini iyi yapmayanlar da var. Hani evet. Öyle bir olay var. Ama ya sosyal medya denilen o kadar büyük bir hazine var ki elimizde, bir kaynak var ki. Evet. Yani hani hani bir Google amca var ya, bir Google yapmak var. Yani hani araştırılabilir, bulunabilir, o kadar zor değil. Hani ben zor olma olayını anlayamıyorum. Evet, zaten artık herkes blogger ve influencer, Instagram'da da öyle. Evet, ama biraz bilgi kirliliği de oluyor bence böyle. Herkes çünkü aynı şekilde niteliyor kendini ama acaba hepsi onlar başarılı mı? Onlar olsun da olsun ki iyiler ortaya çıksın. Onlar da olacak. Evet, kesinlikle öyle. Bir de hızlı sorularımız var şimdi. Tabii, hemen yapmak istiyorum. Süremizin tamam. Sonuna gelmişiz çünkü. Dolabınızdaki kurtarıcı 3 parça. Siyah kazaklarım, siyah taytım. Ben çünkü çok siyahçıyım. Ve sneakerlarım. Sneaker, evet. Türk kahvesi mi, Amerikano mu? Türk. Sonsuza kadar 4 mevsimden birinde yaşayacaksın deseler hangi mevsim? İlkbahar. Bahar. Evet. Erkeklerde beyaz çorap modası mı, ruj modası mı? Ay, ikisi de değil. Hayır, ikisi. Beyaz çorap o zaman. Değil mi? En azından daha ha, bana bunu erkekti. Belirttiniz. Tamam. Evet. Silindir çanta mı, kürklü çantalar mı? Silindir çanta. Aa, kürk sevmez misiniz? Yani fake kürkse evet. Evet. Nokta nokta insanlarla iyi anlaşamıyorum. Saygısız. Evet. Brownie mi, elmalı turta mı? Brownie. Asla giymem dediğiniz bir kıyafet. Asla şal var galiba ya. Evet. Hiç düşünemiyorum kendimi. Evet. Onda, Londra evet. mı, Paris mi? Paris. Hemen son sorumu sorayım. Ekstrem bir spor yapmak zorunda kalsanız paraşütle uçaktan mı atlarsınız, köpek balıklarıyla dalış mı yaparsınız? Köpek balığı dalışı yaptım. Öyle mi? Evet. Onu yaptım. Başka var mı? Sizi zorlamak için sormuştum aslında. Yok, yaptım onu. Çok teşekkür ederiz. Çok ben keyifli bir sohbetti. Ederim. Aynen. Çok çok teşekkürler. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün Pelin Kaya ile birlikteydik. Ay, çok güzel oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir anda kafamı toparlayamadım, böyle konukla sohbete dalmışız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bizi oradan gelecek konuklarda istek de yapabilirsiniz. Sorularınızı da gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.